Normale göre pazartesi ile salı tek dersimiz oluyor, değil mi? Evet. Hı. Aynen. Bugün sizi diğer grupla birleştirdim ki dersimiz kaynamasın. Evet arkadaşlar, geçen dersimizde LGS matematik ilk dersinde neyi öğrendik? Bir sayıyı iki tane sayının çarpımı şeklinde yazmayı öğrendik. Diyeceksiniz hocam çok da bir şey öğretmediniz canım. Biz zaten çarpmayı biliyoruz. Hocam bir de ben 8'e bölme kuralını unuttum. O neydi? 8'e bölünebilme kuralı. Arkadaşlar sayıyı bakıyorsun, 8'e bölüyorsun, tam bölünüyorsa bölünüyor, bölünmüyorsa bölünmüyor. Bu kadar. Çok öyle kısa yol arama. Evet. Hocam hep söylediğim zaten ya. Evet arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Verilen pozitif tam sayı bir tam sayının karesi şeklinde yazılabiliyorsa. Evet buna dikkat edeceğiz. Bu önemli. Çünkü sorular buradan geliyor. Arkadaşlar mesela 36 bir tam sayının karesi. Bakın 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9, 6'ya 6 mıdır efendim? Evet hocam. Geçen ders bunu gördük. Arkadaşlar bakın kaç tane böleni var? Tabii 9. 9. Dikkat et. 9. Buna dikkat et çünkü LGS buna kafayı takmış ve soruyor. Arkadaşlar peki 12 sayısı bir şeyin karesi mi? Hayır. Bakın 1'e 2, 2'ye 6, 3'e 4. Kaç tane pozitif böleni veya çarpımı 6. var? 6. 6. Dikkat edelim. Şimdi 25'i yapıyorum. Doruk, Deniz. 1'e 25. Ali. Alp'i görüyorum. Ali nerede? Alp, Ali nerede? Evet. Bilmiyorum. Yapamadığını açık olduğunu sanmıştım. Heh, tamam. Arkadaşlar 1'e 5, 1'e 25. Sonra ne var bir de? 5'e 5. O 5'e kadar. 5. Şimdi yazıyorum. Kaç tane pozitif çarpanı var? 1, 4. 5 ve 4. 25. 4 değil. Dikkat edin. Bunu bir kez yazıyoruz. Pardon hocam. Dolayısıyla bir sayının karesi olan sayıların hep ne olur? Tek sayıda mı pozitif çarpanı veya böleni olur? Anladık mı? Mesela bir tane daha yapalım. Ne yapalım efendim? 16'yı yapalım mı? Bak. Olur hocam. 16, 1'e 16, 2'ye 8, başka 4. 4'e 4. Bakın 4'e 4. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane var. Dikkat ettiğiniz üzere Evet. eğer ki bir sayının tam karesi şeklinde yazılıyorsa tek sayıda neyi varmış? Pozitif çarpanı veya böleni. Kaptık mı bunu? Hocam 5 tane yok ki, 6 Evet. tane var. Hayır bak bu 4 de aynı 4 değil mi zaten? İki defa Evet. yazmayacaksın. Bir tane yazacaksın. Tamam mı? Ha. Aynen aynısı olduğu için oradan teke düşüyoruz. Şimdi arkadaşlar LGS Tamam. sorunun içine yediriyor. Diyor ki Ahmet'in tuttuğu sayının pozitif bölenlerinin sayısı tek sayıdır. He, senin ampul yanmalı. Demek ki Ahmet'in tuttuğu sayı kesinlikle tam kare bir sayı. Anlaştık mı? Tamam mıyız? Tuğrul, Utku, Canberk, Altay. Evet. Bir de arkadaşlar şöyle bir olayımız var. Hani böyle cicili bicili yapıyorlar ya. Bizim yaptığımız olayı cicili bicili bir hale getirmişler. Diyor ki 36 sayısını 1'e 36, 2'ye 18, 3'e 12, 4'e 9 diye yazabilirim. Bir de 6'ya 6. Arkadaşlar bunları böyle sıraladığımızda dikkat edin gökkuşağı çiziyorum. Baştaki ile sondaki çarptığımda 36 etti mi? Sonra Evet. ikincileri çarptım 36 etti mi? Evet. Üçüncüleri Etti. çarptım 36 etti mi? Etti. Dördüncüleri çarptım etti. Bu 6 ortada kel kaldı. Niye? Çünkü 6 kere 6 36. İşte buna gökkuşağı yöntemi diyoruz. Ne yapıyoruz? En küçükten en büyüğe doğru sıralıyoruz. Arkadaşlar bakın 12'ye 1'e 12, 2'ye 6, 3'e 4. Şimdi bu taktikle 18'i yapalım mı sizinle? Haydi yap yap. Evet. Yapalım.
arkadaşlar. 1'e 18 mi olacak? Evet. Eren, 2'ye 9 mu olacak? 3'e 6. 3'e evet, 6 mı olacak? Evet. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Yok. Bakın gökkuşağımızı çiziyoruz. Anlaştık mı? Arkadaşlar bu bize neyi gösterir? Acaba doğru mu ayırdık, yanlış mı ayırdık? Niye? Eğer tam karesayı değilse ortada boşta kimsenin ne yapmaması lazım? Kalmaması lazım. Evet. Hadi gelin bir de 81 yapalım mı? 81 yapıyoruz İbrahim. 1'e 81 mi arkadaşlar? Evet. 2'ye bölünmez. 3'e evet. 7 mi? Evet. 4'e bölünmez, 5'e bölünmez, 6'ya bölünmez. 3'e bölünmez, 7'ye bölünmez, 8'e bölünmez, 9'a bölünür. 9'a bölünür. Ortaya da 9'u koydum. Kare ama. Hop bununla bu. Hop bununla bu. Bu kel kaldı. Niye? Çünkü kare. Sayının karesi. Değil mi? O yüzden ortada kaldı. Anlaştık mı gökkuşağı mantığını da? Ömer. Evet hocam. Evet hocam. Tunç. Tamam mıyız İklim? İsa, Utku, Erdoğan. Hocam ben öncekinde ne yaptınız anlamadım. Nereye anlamadım? Bir daha sor. Hocam bir tane kız vardı ya kenarda. Kız mı? Nerede kız var? Hocam bir geri. Bu kız mı? Ya burada sadece ay çarpımlar ayırdık saydık bak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tek sayı da var doğru mu? Nisa. Bak demek ki diyoruz ki bunu not al. Yıldız koy yanına. Eğer sayımız tam kare ise bölen sayısı tek sayıda oluyor. Tek. 9, 5, 7 gibi. Okey? Evet. Hocam eğer karesi varsa karesinin daha üstünde bir bakmaya gerek yok. Karesini uğraşımızda direktmen oluyor değil mi? Nasıl? Daha söyle. Hocam yani bir karesi olan bir sayıysa karesini ulaştığımızda hani daha üstüne çıkmaya gerek yok. Karesi en büyük çarpanı oluyor değil mi? Şey olur. Tamamdır. Evet arkadaşlar gelin yapalım. Bakın şimdi mantık olarak verilmiş. 8 adet var. O zaman ortada boşluk yok. Sayımız kaç? En yakınları çarparsak. Evet. Sayımız 40. Bunu herkes görebildi mi? Evet. Evet hocam. Sayımız 40. Arkadaşlar peki şimdi 40'ı düşünelim. En uçta 1'e 40 mı olacak? Evet. Evet. Burada 2'ye 20. 4'e? 4 o. Anladık mı efendim? Evet. Evet hocam. Evet. Evet 4 adetmiş. Bakın en başta en sonda 85. En başta kaç var? 1. Demek ki sayımız 85. Peki 85 başka kaça bölünüyor? 3'e, 4'e. 5'e. 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 5'e bölünüyor. Burası da 17 mi olur efendim? Doğru mu? Evet, evet hocam. Zeynep Özgün tamam mıyız? Peki. Devam ediyoruz. Özgüç. Bakın 9'muş. 5 adet. Kare, karesini kaç alacağız. Yani sayı kaç? 81. 81. Evet buna dikkat edin. Arkadaşlar o zaman burası ne olacak? 1'e 81, 3'e 27. Bakın 7 adet varmış. O zaman sayımız ne oldu? 64. Ortadaki sayımız 8 mi olur? Kerem? Evet hocam. Evet burası da 1'e 64. Burası da 4'e 16 olur değil mi arkadaşlar? Evet hocam. Gökkuşağı yöntemi de anlaşıldı mı? Evet hocam. Peki. Devam edelim. Arkadaşlar geldik. Eratosthenes Kalkura. Arkadaşlar Eratosthenes kimdir? Sayıları bulan. Eskiden yaşamış. Tabii işi gücü yok, televizyon yok, dizi yok, Netflix yok, oyunlar yok. Ne yapsın amcam? Boş boş durunca
canı sıkılmış. Utku'ya problem çıkartmak için demiş ki, ulan demiş, süzgü birden yüze kadar söylüyor, yosayım. Sonra demiş bunların bazılarını boyayayım. Sonra demiş bazıları da kalsın. Abi adamın işi yok, boş. Ne yapmış bakalım. Arkadaşlar, bu amca nedendir bilmiyorum ama demiş ki ikinin katları hariç boyayalım. İki hariç ikinin katları 4, 6, 8, 10 boyamış. Sonra demiş ki 5 hariç 3 hariç 3'ün katlarını boyayayım. Boyamış. Sonra demiş ki 7 hariç 5 hariç 5'in katlarını boyayayım. 7 hariç 7'nin katlarını boyayayım. Boyadığında arkadaşlar ana bir bakmış elinde kalan sayılar 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 31, 37, 43 bunlar kalmış. Demiş ki, ulan demiş galiba ben bir şey bulmaya çok yakınım. O zaman buna da bir isim uydurayım. Bunun adı da Eratosthenes Kalbur olsun. Şimdi diyeceksiniz hocam tombala mı oynuyoruz ya da ne bu, ne biçim bir şey bu? Arkadaşlar bu bir yıl soru olarak geldi. O yüzden müfredatımıza girdi. Arkadaşlar soruyorum. 11'i çarpanlarını söyleyebilir misiniz bana 11'i? Evet. 11 ile 1 hocam. Evet 11 ile 1. Peki efendim 73'ü söyleyebilir misiniz? 71 ile çarpı 73. Hocam hepsi asal mı? Bak ya. Bak. Evet. IQ fiş kuruyor. Peki arkadaşlar 71. Hocam, 71 çarpı 1. 71 ve 1. Arkadaşlar bunların hepsinin kaçar tane çarpanı var? 2. 2. 2 tane. Bak yeni bir şey eklendi. Sorunun içinde sana diyorsa ki Ayşe bilmem kimle ne oyun oynamaktadır. Tuttuğu sayının 2 tane pozitif çarpanı vardır. Sen ne anlayacaksın buradan? Ne tutmuş bu çocuk? 1. Ne sayı? Asal sayı. Asal sayı. Ne diyoruz arkadaşlar? 1'e ve kendisine bölünebilen, sadece 1'e ve kendisine bölünebilen sayılara biz ne diyoruz? Asal sayılar. Sayılar. Peki arkadaşlar dikkat ettiyseniz bunlar hep tek sayı. Doğru mu? Evet. O zaman bütün asal sayılar tek diyebilir miyiz? Evet hocam. Hayır. 2 var çift sayı. 2 hariç bütün asal sadece 2. Çünkü bir tane kıllık yapanımız var. O da kim? 2. 2. Bir asaldır diyebilir miyiz? Hayır. Evet, aferin. Bu sefer zorlamadınız. Bir asal sayı değildir. En küçük asal sayımız 2'dir. Tamam? Ve tek çift olan, o da garip. Asal olan çift sayı sadece 2'dir. Başka hiçbir çift sayı asal değil. Oldu mu? Tamam mıyız? Evet hocam. Peki. Tamam. Hocam asal sayı tam olarak nasıl yani? Evet. Asal sayı tam olarak bir, öyle bir sayı söyleyeceksin ki sadece 1'e ve kendisine. Mesela 5. 5'i 1'e bölersin, 5'e bölersin. Başka bir şey bölebilir misin? Hayır. Yok. Asal. 7. 7 1'e bölünür ve 7'ye bölünür. Başka herhangi bir sayıya bölünür mü? Bölünmüş. Hocam 3'ü tek değil mi? Efendim? Hepsi tek. Sadece 2 çift. Sadece 2 tamam. Evet. Arkadaşlar bakın bunları bilmeniz, hani ezberlemeyin ama bilirseniz birçok soruyu hızlı çözersiniz. Çünkü bunlarla ilgili soruyorlar. Bakın 2, 3, 5, 7 genelde araya 9 katan öğrencilerimiz oluyor ama 9 yok. Arkadaşlar müfredatımızda şevvalira 1 ile 100 arasındaki asal sayılar var. Hocam aslında şeyden bakamaz mıyız? Biraz önce gösterdiklerinizdeki sayıları bölünmüyorsa asaldır. Hangi? Hani 3, 2, 5 ve 7 dedi ki hocam. İşte sınavda o kadar maddi yok. O yüzden sen az çok bilirsen 13, 17, 19, 23, 29, 37 böyle bilirsen daha iyi olur. Sayısını da bilebilirsiniz. Kaç hocam tane zaten sadece 7'ye bölünüyor mu diye bilsek yetiyor. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 tane böyle sayı var arkadaşlar. Yani bilirseniz işinize gelir. Çünkü başka yerlerde sorulabilir. 7'nin kuralı ne?
7'nin kuralı şu an müfredatımızda yok. Orada artı eksi veriyoruz sağdan başlayarak. Artılardan eksileri çıkarıyoruz. Ama sizin müfredatınızda yok. O yüzden vermeyeceğiz. Tamam. Evet arkadaşlar. 1 ve kendisinden başka pozitif tam böleni olmayan sayılara biz asal sayılar diyoruz. Çok asiller. Herkes bizi bölemez diyorlar. Kaptık mı? Evet. İyi gidiyoruz. O zaman bir tane Dadelle sorusunu hak ettiniz. Sorayım mı? Evet hocam. Evet öğretmenim. Evet arkadaşlar 35'in altını çizdim. 35'i çıkarın burada. 35'i atın. Tamam mı? Acaba buraya kaç yazarsak bu gerçekten doğru olur. Bakın şu an gerçekten de 35 yazdığınızda 35 harf var. Buraya kaç yazarsanız yazıyla bu cümle yine doğru olur. Bir kere 28'den aşağı yazamazsınız. Niye? 35'i şutlasanız 28 harf var. Demek 28'den fazla. Hocam çarpı olur mu? Hocam ben pek anlamadım. Yeniden söyler misiniz? Buradaki hocam buldum. 35'i silip yerine ne yazacaksınız ki yine doğru olsun? Hocam ben buldum cevabı. Bilir miyim hocam? Gerçekten. Hilal sen geçen ders var mıydın? Hocam ben geçen ders çok kötü oldum. Aslında. Oruç bana vurdu. Evet. Oruç vurdu. Evet. Arkadaşlar cevapları alayım. 31 değil. 31 yazarsak yazdığımızda 31 harf olmaz. 45 değil. 33, 34 değil. Olmuyor. Ya telefon dondu. Evet 32 değil. Hocam. Hocam tam olarak da yapacağız. Kimler doğru yaptı? Kimler doğru yaptı? Oradakini silip oraya öyle bir şey yazacaksınız ki yazıyla dur rakamla diye. Kimler oluyor öğretmenim? Kimler doğru yaptı? Kim soruyor? Ege. Ege daha dur. Hocam ben rakamı yazdım. Evet. Arkadaşlar Elif bildi. Elif rakamla değil yazıyla. Elif kaç olacak? Hocam 36. 36 arkadaşlar bakın bunu silin. 35 değil 36 yazarsanız bakın bu 3 harfli bu 4 harfli ne oldu Kaan toplamı 35'li bir tane harf arttığına göre 36 oldu. Hocam ben onu düşündüm hatta ilk onu düşündüm sonra olmaz diye düşündüm. Hiç evet. Anlamayınca ben muhtemelen. Tuğrul diyorum ki şunu at bunu çıkar. Tamam. Buraya öyle bir şey yaz ki bir sayı bu cümle doğru olsun. 35 yazdığımda 35 tane harf vardı. 36 yazarsam bak 35 3 harfli, 36 4 harfli. 30'lar aynı. Bu bir arttığına göre toplamı da 36 harfe çıkar. Peki 38 olsa olur muydu? Olmaz. Niye? 8 kaç harfli? 5. 5 harfli. Hocam 34 de olur ona bakarsan. Hocam 33 olur mu? 4 olmaz. 3. 34 yazarsan da 36 harf olur. Hocam 33... Hocam ama 8'de 3 harf artıyor. Öyle değil mi? Yazarsan 34 harf olur. Ha 36 tane olacak yani harf. Evet. Hocam 37 yazamaz mısın? Olmaz. 37 yazarsan da 36 harf olur. Hocam. Hocam. Efendim. Benim az önce telefonum dondu yani hareket falan ettiremedim. Hiçbir şey dokunsam da çalışmadı. Yani chat'e yazamadım cevabını. Bu hazırlık olabilir. Şimdi arkadaşlar önemli bir kısma geldik. Dikkatinizi buraya verin. Bunu ilk defa göreceksiniz. Hüseyin abi hoş geldin. Hocam biz ilkokuldayken bunu yapmıştık. Arkadaşlar, hocam ben de gördüm. Hocam bunu görmüştüm. Evet, hocam 6. sınıfta da. İyi. Hocam, algoritma kolay. Algoritma kolay. Zor olan kısmımız gelecek. Arkadaşlar
asal çarpan algoritması dediğimizde şöyle yapıyoruz. Bize 24 sayısını verdiler. Şimdi düşünüyoruz. En küçük asal sayı kaç? 2. Önce 2'ye bölüyoruz. Böldüğümüzde çıkanı altına yazıyoruz. 12. Hala 2'ye bölünebiliyor mu diye soruyoruz. 12 bölünebiliyor mu 2'ye? Evet. Yine yanına 2 yazıyoruz. Buraya 2'ye böldüğümüzde 6 yazıyoruz. Soruyu tekrar ediyoruz. 6 2'ye bölünebiliyor mu? Bölünüyor. Bölünüyor. Ne oldu? 3 mü oldu? Evet hocam. Arkadaşlar dikkat. Artık 3 2'ye bölünmüyor. Sonra 2'den sonraki asal sayımız kaç? 3. Diyoruz ki o zaman bunu 3'e bölersek ne olur? 1. 1'i gördüğümüz anda bitiriyoruz. Anlaştık mı? Mesela hocam şimdi 3'e geldik. 4'e bölemiyoruz mesela. 4'e. Hayır. Zaten sayı bitti. Hadi bir tane daha yapalım mı? Gelin beraber yapalım. 45 sayısını yapalım. 45 2'ye bölünüyor mu? Algoritma mı? Hayır. Hayır. 3'e bölünüyor mu? 3. Evet bölünür. 15. 15. 2'ye üçe bölünüyor zaten. 3'e bölünüyor. 5'e bölünüyor. 5. 5. 5'e bölünür. 5 asal 5. 3'e bölünmüyor. Bir sonraki asal sayımız 5. 5'e bölünüyor mu? Evet. Kalan 1 oldu. Olayı kestik. Tamam mı? Hı hı. Arkadaşlar işte buna diyoruz ki bu sayının asal çarpanlarını bulmak. Biz ilk yaptığımızda neyi bulmuştuk? Pozitif çarpanlarını hatırladınız mı? 1'e evet. Bu, 2'ye bu. Şimdi nelerini buluyoruz? Asal çarpanlar. Ali Bey'im bir şey sorabilir miyim? Sor. Hızlı bir soru çözüyordum. Orada yazıyordu ki en küçük asal çarpanı 5'ti. En büyük çarpanı 7'dir. Onu nasıl yapacağım? Geleceğiz, acele etme. Ben demeden kaynakları çözmeyin. Ben söyleyeceğim. Tamam. Hangi kaynağı ne zaman çözeceğiz söyleyeceğim. Arkadaşlar, peki öğretmenim bu ne demektir? Buse, bu şu demektir. Nisan, sen 1, 2, 3 tane 2 ile 3'ü çarparsan ne olur? 24 olur. Yok hocam ya. Evet öyle. Bak göstereyim. Ayşe Naz, 2 kere 2, 4. 4 kere 2, Elif 8. 8 kere 3, 24. Peki arkadaşlar üstü sayıları hatırlıyoruz. Şevval İra, 2 çarpı 2 çarpı 2, 2 üzeri 3 müdür? Evet. Bunu da 3 ile çarparsak ne olur? 24'ü elde ederiz. Hadi gelin şurada benim yaptığıma bakalım. 45'i vermiştim. 3'e bölmüştünüz 15'ti. 3'e bölmüştünüz 5'ti. 5'e bölmüştünüz 1'di. Bunu nasıl yazarız? 45 nedir? 45 eşittir. 3 çarpı 5 midir arkadaşlar? Evet. 3 çarpı 3'ü nasıl yazıyorsunuz? 3 üstü 2. 2 karesi çarpı 5. Böyle de gösterebiliriz. Anlaştık mı asal çarpan algoritmasında? Evet. Hocam ben bir yerini anlamadım. Orayı bir sorabilir miyim? Sor. Hocam biz hani bu yöntemi yaparken hocam bunu nereden bileceğiz? Yani 3 çarpı mesela 45 ya hocam 3 çarpı 5 yapacağımızı nereden bileceğiz? İlk başta çözmemiz gerekmiyor mu? Çözüyoruz sonra böyle yazıyoruz. Şurası niye hocam? Biz çözmüşüz zaten. Niye artıdan yapıyoruz? İşte bu bir soru tarzı gelecek. Onun için yapıyoruz. Tamam. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu soru sorulduğu için gösteriyorum. Şöyle de yapılabiliyor. Burada çarpan ağacı diyoruz. Ama biz daha çok algoritmayı kullanacağız ama ağaçla ilgili sorular da gelecek. Orada ne yapıyoruz Özgüç? Ömer Faruk. 24 sayısı. 24. Kaça bölünüyordu en küçük asal? 2'ye. 2'ye. Sağ tarafa 2 ile neyi çarptığında 24 ediyor? 12. 12. Sonra arkadaşlar sol tarafta işim yok. Bu devam etsin. 2 ile. 12'yi kaça bölebilirim yine? 2'ye. 2. O zaman bu sağ taraf 6 mı oldu? Evet hocam. Evet. Yine bu devam ediyor 2. Bu da devam ediyor 2. Arkadaşlar 6'yı yine neye böldüm? 2'ye böldüm. 2'ye. Burası 3.
Devam ediyoruz. Bunlar da geliyor onunla beraber. 2, 2, 2. 3 ne oldu arkadaşlar? 1. Efendim? 1 hocam. 1 çarpı 3. Burada bırakabiliriz. 3'e 1'e gerek yok. Niye? 3'e 1'e kadar gitmesek de olur. Çünkü biz asal çarpanlarımızı ne yaptık? Bulduk. Tamam mıyız? Evet. Kadar gitmenize gerek yok. Evet, gelin bununla ilgili örnek bakalım. Bakın aynı şeyi bulduk değil mi? Bak, evet hocam. 2 çarpı 2 çarpı 3. Bu da 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3. Evet. Hemen şöyle yapalım. 18. Buraya ne yazacağım? 2'ye bölündü. Doğru mu? Burası 9. 9. Evet. 9 orası. Arkadaşlar bu 2 diye devam etti. 9 ne olacak? 3'e 3 çarpı 3. Burada kalıyorum. Demek ki çarpanlarım ne? Bunları çarptığımda 18 elde ediyor muyum efendim? Evet. Demek ki doğru yapmışım. Asal çarpanlarım nedir diyorum? Asal çarpanlarım 2 ve 3. 3'ü 2 defa saymıyorum. 2 ve 3 diyorum. Buraya dikkat. Anlaştık mı? Buna dikkat. Ege, sorduğun soruya doğru geliyoruz. 50'ye bakıyorum. 2'ye bölündü. 25 mi? 2 evet hocam. 25'te 5'e 5 mi? 5'e 5. Evet. Gitmiyordum zaten. 5'te kaldım. Bakın asal çarpanları ne? 2 var, 5 var. O kadar. 2 tane asal çarpanı var. İkiler. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Hocam sol taraf hani hep 2 diye indi ya. Evet. Hocam o hiç değişmiyor mu? Yok değişmiyor. Çünkü çarpacağım ya sonda. O yüzden. Arkadaşlar 5 5 üst ifadesi nedir? 2 çarpı 5'in karesi. Hocam 18'i açmadınız. 18'in üst ifadesi. O da 3 çarpı 2 çarpı 3 dedik. Arkadaşlar sayı büyür soracağım ne olacak? Kolayı var. Arkadaşlar dikkat. Bakın 2 çarpı 48. İkiler sona kadar gidecek. 48'i 2'ye böldüm 24 mü? İkiler sona kadar inecek. 24'ü 2'ye böldüm 12. İkiler sona kadar inecek. 12'yi 2'ye böldüm 6. 6. 6'yı 2'ye böldüm 2'ye. 2 mi çarpı? Bakın ne oldu? Asal çarpanın 2 var bir de 3 var değil mi? Başka bir asal çarpan yok. Üst ifadesi ne? 2 üzeri 5 çarpı 3. Ağaç şeklinde değil de algoritmayla yapsaydım ne yapardım? 2'ye böl 48. 2'ye böl 24. 2'ye böl 12. 2'ye böl 2'ye böl 6. 2'ye böl 3. 3. 3'e böl 1. Dolayısıyla arkadaşlar bakın 5 tane 2'miz var. Bir tane üçümüz var. Ne olacak? 2 üzeri 5 çarpı 3. Kaptık mı efendim? Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sor. Peki sayımız 2'ye bölünmüyorsa 3'e 4'e... 3'den başlayacaksın. 3'e bölünmüyorsa 5'ten başlayacaksın. 5'e bölünmüyorsa 7'den. Mesela 85 sayısı değil mi? Biraz önce gördük. 1'e bölünmüyor. 1'e istemiyor. 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 4'e bölünmüyor. 5'e böldüm. 5'ten başladım. Dikkat. 5'e böldüm 17. Arkadaşlar 17'ye böldüm 1. Bakın kaç tane asal çarpanı var? 2. 5 çarpı 17. 5 ve 17. Hocam bir şey soracağım. Evet. Bu ağaçta 96 yani böldük ya. Mesela atıyorum o 2 olmasaydı 3 olsaydı full 3 diye mi gidecekti? Aynen. Burası 3 olsaydı aşağıya 3 3 3 3 için gitti. Tamam mı? Bizim sol tarafla işimiz yok. Sen sağ tarafı yap sonra sol tarafı böyle aşağıya 3 indir. 2 indir. Ne indiriyorsa indir çarp. Tamam. Evet. Arkadaşlar burada kalalım. Diğer ders burada devam edeceğiz sizlerle. Bugünlük burada kalalım. Hocam yarın ders var mı? Yarın dersimiz var tabii.
Görüşürüz hocam. Türkçe mi? Yarın Türkçe yapacak mıyız? Evet, yapacağız. Sıfırdan başlayacağız. Hocam bir ders daha var mı? Hayır, bitti dersimiz. Şimdi benim 8'lerle dersim var. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz hocam. Tekrar etmeyi unutmayın. Arkadaşlar az az anlatıyorum. Tekrar etmeyi unutmayın. Görüşürüz.